Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde kimyanın ve kimyacıların uğraş alanlarıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Karbon bulunduran bileşiklerle ilgilenen ve karbon kimyası olarak bilinen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, karbon kimyasının diğer adı organik kimyadır ve dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Endüstriyel kimya, işte sanayi ve endüstride maddelerin üretimi, daha ekonomik maliyeti düşük malzeme üretimi gibi şeylerle, kaliteli malzeme üretimiyle ilgilenir. Anorganik kimya, organik olmayanlarla ilgilenirdi arkadaşlar. Biyokimya, işte canlıların yapısındaki bulunan maddelerin, tepkimelerin incelenmesi, işte kan, idrar gibi örneklerin yapısının incelenmesi gibi şeyler biyokimyaya giriyordu. Polimer kimyası da küçük monomerlerden büyük moleküllü maddeler oluştuğunda o maddelerin, polimerlerin incelenmesi ve o alanla ilgili çalışmalar polimer kimyasının ilgi alanına girerdi. PVC'dir, lastiktir, plastik gibi. O zaman cevabımız Adana'dır. İkinci soru, maddelerin tür ve miktarların saptanmasıyla ilgilenen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, tür ve miktarlarıyla ilgili tespitler varsa o analitik kimyadır ve cevabımız Denizli'dir. Biyokimya, canlılarda bulunan tepkimelerle ilgilenir. Polimer kimyası büyük moleküllü maddelerle, fizikokimya iş enerji dönüşümleriyle, anorganik kimya da organik olmayan maddelerle ilgilenir diyoruz. Cevabımız Denizli. Evet, bir diğer soruya geçelim. Verilenlerden kaç tanesi kimyanın çalışma alanları arasındadır? İlaçlarda bulunan maddelerin sentezi, şekerin eldesi, bunlar arkadaşlar direkt kimyanın ilgi alanına giren şeylerdir. Petrolde bulunan madde türlerinin belirlenmesi, tuz içerisinde iyonların belirlenmesi, bunların hepsi yine kimyanın çalışma alanları arasındadır. Ama toplumun sosyal yapısı arkadaşlar kimyanın ilgi alanı dışındadır. Dolayısıyla 4 tanesi kimyanın çalışma alanları arasındadır. Cevabımız Denizli'dir. Yukarıdaki kimya disiplinlerinin çalışma alanlarıyla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A'ya bakalım çalışma alanlarından. RNA yapısının incelenmesi. RNA yapısının incelenmesi arkadaşlar direkt biyokimya ile alakalı. Dolayısıyla 1A'ya gider. Çeşme suyundaki minerallerin analizi, analiz yapmak, nitel analiz, nicel analiz, tür ve miktarların belirlenmesi, analitik kimyanın ilgi alanına gireceği için arkadaşlar 3B'ye gitmiş olur. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarının incelenmesi de direkt organik kimya ile alakalı olduğu için 2'de C'ye gider. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Evet, bu soruda yine kimya disiplinleriyle ilgili bir soru ve bölümün son sorusu. Yukarıdaki çalışmaların ilgili olduğu kimya disiplinleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Pillerle ilgili çalışmalar hemen enerji işle alakalı, yani enerjiyle alakalı çalışmalar olduğu için fizikokimya ile alakalıdır arkadaşlar. Büyük molekülü maddelerin yapısının incelenmesi de polimer kimyasıydı. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Organik kimya karbon kimyasıdır. Karbon bileşikleriyle ilgilenir. Biyokimya canlıların da bulunan tepkimeler, yapısında bulunan tepkimeler ve özellikleriyle ilgilenir. Arkadaşlar, polimer kimyasından bahsettik. Fizikokimya yine iş enerji dönüşümleriyle ilgili moleküllerin, kimyasal tepkimelerdeki moleküllerin hareketleriyle, enerjileriyle ilgilenir. Analitik kimya nicel analizler yapar. Tür ve miktarları belirler. Anorganik kimya, organik olmayan maddelerle ilgilenir. Biyokimya, analitikten de bahsetmiştik. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Denizli'dir. Fizikokimya, pillerle ilgili çalışmalar fizikokimyanın ilgi alanına girer.
Büyük molekül maddelerin yapısının incelenmesi de polimer kimyasıdır. Cevabımız denizlidir. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.